Ben Hamzaoğlu Mustafa, Muhafız Alayı 2. Tabur 3. Bölükte 1929 yılında askerlik görevimi yapıyordum. O sene Ankara'da çok büyük bir yangın oldu. Tahtakale yangını. Bu yangınla o zamanki Ankara'nın büyük bir kısmı yanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Bu yangın kısmen söndürülmüş, kısmen de devam ederken hem emniyet açısından hem de herhangi bir yağma olmasın diye yangın yerini askeri birlikler 8-10 metre arayla çepeçevre emniyete almıştı. İçeriye de kimsenin sokulmaması için kesin emir verilmişti. Aynı günün gecesi sabaha karşı şimdiki numune hastanesi istikametinden arkasında birkaç atlıyla birisi geldi. Ben uzaktan onları fark ettim. Onlara doğru yangın yerine yaklaşmak yasak, yaklaşmayın diye bağırdım. Onlar hiç aldırış etmeden bize doğru ilerleyince süngülü tüfeğimi çıkartıp tekrar bağırdım. Yaklaşmayın yasaktır. O zaman öndeki atlı peki, peki evladım deyip atını Abidin Paşa tarafına yöneltip gittiler. O sırada yanındaki er bana bağırdı. Ne yaptın emşerim? Gelen Gazi Paşa'ydı. Baksana dedim. Ben de yandan bakınca atayı karanlıkta tanıdım. Fakat olan olmuştu. O zaman gazeteler az, televizyon zaten yok. Bizlerde Gazi Paşa'yı duyuyoruz ama nereden tanıyalım? Hele karanlıkta tanımamız mümkün değildi. Beni bir korkudur aldı. Kendi kendime, ulan yarın bizi kurşuna dizerler diye düşünerek elim ayağım titriyordu. Nöbetim bittikten sonra koğuşa gidip yattım. Fakat sabaha kadar uyuyamadım. Yanımdaki arkadaşlar da önlerine gelene olayı anlatıyorlardı. Saklamam, inkar etmem mümkün değildi. Öğleye doğru seni Teğmen çağırıyor dediler. Teğmen'e gittim. Gittim ama ben değil ölüm gitti. Yanına gidince komutan sen miydin hamam önündeki iki dört nöbetçisi diye sordu. ''Evet bendim komutanım.'' dedim. ''Seni binbaşı çağırıyor. Bekle gideceğiz.'' dedi. Bekledim. Birlikte binbaşının yanına gittik. Fakat ben de renk uçmuş, elim ayağım titriyordu. Düşüp bayılacaktım. Binbaşının huzuruna çıktık. Binbaşı da aynı şeyi sordu. ''Hamamın yanındaki iki dört nöbetçisi sen miydin?'' dedi. ''Evet komutanım bendim.'' dedim. Fakat baktım binbaşı öyle sinirli minirli değil, hatta güler yüzlüydü. Ulan dedi, akşam Gazi Paşa atla yangın yerini gezmeye gelmiş, sen süngü takıp Paşa'yı yangın yerine sokmamışsın, doğru mu? Vallahi tanımadım komutanım, gece karanlıkta yüzünü bile görmedim, tanısan bırakmaz mıydım dedim. Aferin, bu davranışın Gazi Paşa'nın çok hoşuna gitmiş, seni mükafatlandırıyor, 10 günde izin vereceğiz, git köyünde gez dedi. Gidip vezneden 5 lirayı alıp 10 günde izinle köyüme gidip bir güzel dinlendim.